Herkese merhaba. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden ben Ceylan Erhan. Bugünkü ilk yayınımız işbirliğine dayalı öğrenme konusunda olacak ve konuşmacı konuğum Profesör Doktor Müfit Gömleksiz olacak. Canlı yayın için ayarlamaları yapıyorum. Evet. Hocamı davet ediyorum. Geldiniz. Evet. Merhabalar. Evet, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Bugünkü konumuz işbirliğine dayalı öğrenme. Yayınımıza katıldığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok değerli misafirlerimiz var. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerli öğretmenleri ve öğrencileri bugün misafirimiz. Bu konu hakkında da sizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Ben hem misafirlerimize, yayını izleyenlere hem de size tekrardan hoş geldiniz diyorum hocam. Nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor pandemi sürecinde? Valla bu pandemi ya da salgın günleri umarım bir an önce biter de normal yaşamımıza döneriz. Tabii ki hepimiz sağlıklı olarak dönebilirsek ne kadar iyi olur. Tabii öğrenciler de büyük bir olasılıkla okulları özlemişlerdir. Öğretmenlerini özlemişlerdir. Her ne kadar okuldayken bir an önce okul bitsin diye uğraşılır ama şu anda çoğunu ben özlediğini düşünüyorum. Evet. Hocam, benim size bu konuyla ilgili ilk sorum şu olacak. Bu arada sizler de sayın hocalarım lütfen sorularınızı yazın. Onları da not edeceğim. İlk sorum şu hocam. Genel olarak baktığımız zaman öğrenciler nasıl öğrenirler hocam? Bunun biçimleri var mıdır? Standartları nedir? Evet. Şimdi genel olarak baktığımızda öğrenciler hangi alanda olurlarsa olsun aslında üç biçimde öğreniyorlar. Bunların birincisi yani diğer öğrencilerle yarışma yoluyla, ikincisi diğer öğrenciler olmaksızın bireysel öğrenme yoluyla, üçüncüsü olarak da işbirliğine dayalı olarak oluşturulmuş kümeler yoluyla. Yani bu öğretimde aslında üç temel strateji ya da yaklaşımı ortaya koyuyor. Bunlar yarışmacı öğretim, bireysel öğretim ve işbirliğine dayalı öğrenme diyebiliriz. Yani hangi alanda olursa olsun gerçekten tabii birçok öğretme stratejisi var, yöntemleri, teknikleri ve benzeri var. Ama hangi alanda olursa olsun ya yarışarak öğreniyoruz, ya kendi başımıza öğreniyoruz bireyselleştirme öğretim yoluyla ya da işbirliği yaparak öğreniyoruz diyebiliriz. Şimdi eğitim programlarında baktığımızda aslında bu üç yaklaşım sistematik olarak değişik boyutlarda kullanıldığını ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Şimdi isterseniz bir yarışmacı öğrenme nedir, ne değildir onun Evet, üzerinde. ben de hocam şimdi öğrenciler LGS ve YKS arifesinde bu sınavlarda sanıyorum yarışmacı öğrenmeye gidiyor değil mi? Kesinlikle. Bununla ilgili hocam tam soracaktım. Buyurun. Şimdi eğitim sistemimizin zaten şunu hepimiz biliyoruz. Tüm ailelerde, öğretmenlerde ve benzeri tamamen yarışmaya dayalı bir sistem. Şimdi işte değişik sınavlara girecekler ortaöğretimde öğrencilerimiz. Üniversite sınavları var ve benzeri. Bu tür sınavlara hazırlık amacıyla baktığımız zaman ta ilkokuldan beri çocuklarımızı sürekli ne yapıyoruz? Yarıştırıyoruz. Şimdi yarışmacı öğrenmede arkadaşlar, arkadaşlar diyorum sanki öğretmen, şimdi alıştık artık uzaktan eğitim sürecinde de Windows Teams'e ders vermeye de bu arada. Öğrenciler yarışmacı öğrenmede ya kazanmayı ya da yitirmeyi kabul ederler. Yani kazan kazan anlayışı yoktur. Ya kazanırlar ya kaybederler. Ve en önemlilerinden biri en uygunun yaşaması ilkesine dayalıdır. Yani siz yeterli değilseniz, uygun değilseniz zaten bu yarışmacı öğrenmeden, hasar almadan çıkmanız mümkün değil. Ki birçok öğrencimizde de zaten bunları görüyoruz. Öğrenciler birbirlerini hasım olarak görüyorlar. Yani bir düşman gibi görüyorlar neredeyse. Çünkü sürekli yarışıyorlar. Örneğin bunun en güzel örneklerinden biri, hatta bir öğrencilerimiz açısından baktığımız üniversiteye
sınavına giden öğrencilerden birisinin söylemini hiç unutmuyorum. Bana şunu dile getirmişti. En iyi arkadaşı, en iyi arkadaşı vardı ve üniversite sınavına giremedi. Ya bir kişiyi eledim dedi. Bir kişi elendi dedi. Yani bu kadar en yakın arkadaşını bile hasım görecek düzeye ne yapabiliyor? Getirebiliyor yarışmacı öğrenme. Fakat en büyük tehlikesi nedir dediğimizde yarışmacı öğrenmede bilgi, beceri ve yetenekler sürekli karşılaştırılıyor. Yani sınıfın içine girdiğiniz zaman öğretmenler sürekli öğrencileri birle karşılıyor. Ali, aferin, çok güzel, bravo oğlum. Ondan sonra diğerine, sen zaten bir işe yaramazsın. Ben tutup, tabii bu tür ifadeler kullanılmıyor. Belki kullanılıyor, kullanılmıyor. Öğretmenle öğretmene değişebiliyor. Ama sistem sonunda gerçekten öğretmenleri de, aileleri de ve benzerini buna getirebiliyor. Nasıl karşılar? Ve eğitim sistemimizde benim de üzerinde özellikle öğrencilerimde en çok durduğum noktalardan biri. Asla yapmamanız gereken bir şey varsa o da karşılaştırmadır. Gerçekten öğrencilerimiz değişik biçimlerde, değişik şekillerde sürekli karşılaşıyor. Bu aile içinde de sürüyor. Ah işte bak Ayşe Hanım'ın oğlu ne kadar iyi çalışıyor, sen hiçbir şey yapmıyorsun, şunu çalışmıyorsun ve benzeri. Bu karşılaştırmalar tabii tehlikeli boyutlara kadar da gidiyor. Hatta eşler birbirleri karşılaştırmaya başlıyorlar. İşte onun beyi şunu yapıyor ya da onun eşi şunu yapıyor, sen niye yapmıyorsun gibi ve benzeri. Yani hayatımız hep karşılaştırmayla ve benzeri gidiyor. Ama bir insanı en çok kıran, gerçekten insanları, çocuklarımızı en çok kıran bu gereksiz yere karşılaştırmalar. Örneğin sınıflar işte ben hiçbir zaman şunu anlayamam. Öğretmenler sınıf içinde çocukların sınavlarını okurlar. Ondan sonra okurken de ne yaparlar? Bakar Ayşe, aferin kızım, 100. Ondan sonra gayet güzel yüzükler ve benzeri. Arkasından işte Ahmet gelir. Ahmet ne almıştır? 10. Bir de kötü kötü bakar şöyle gözlüklerin altından falan. İşte 10 diye. Bakın öğrencileri birbirleriyle ne yapıyoruz? Sınıf içinde sürekli karşılaştırıyoruz. Sürekli yarıştırıyoruz. Ve bu yarışma ne yazık ki aileler içinde de oluyor, şeyde de oluyor. Örneğin yine aileler içinde mesela ortamında baktığımız zaman gerçekten o birbirleriyle karşılaştırma nedeniyle evlerimiz çöplük haline dönüştü. Ne çöplüğü? Onda var, bende niye yok? Ve benzeri dediğimiz zaman bir sürü şeyler alıyoruz. Gerçekten evlerimize eşyadan giremez duruma geldik. Ve benzeri. Her neyse. Yani karşılaştırma yaşamımızın her alanında var. Her alanında bir yarışma yaklaşım söz konusu ve en çok da bu gerçekten insanı üzüyor. Şimdi yarışmacı öğrenmede değerlendirmeler de bireysel olarak yapılıyor ve öğretmen burada öğrenmede ve benzeri temel kaynak niteliğini kazanıyor. Tabii burada birazdan bireyselleşme ve işbirliğine dayalı öğrenme üzerine duracağız. Bunları birbirleriyle karşılaştığımız zaman hangisi daha etkilidir, nedir? Bunlar üzerine daha bilgi vermeye çalışacağız. Üçünden Şimdi en etkili hangisidir hocam birbirleriyle efendim? karşılaştırdığımız zaman? Bu üç Pardon. öğrenme biçimini birbiriyle karşılaştırdığımız zaman hocam nasıl yorumlarsınız? Hangisi daha etkilidir? Bunu sormak istiyorum. Biraz bekleyelim. Bağlantıda bir sorun var. Düzelecektir. Ha, Hocam şimdi duyabiliyorsunuz. ben sesi alamadım. Biraz bağlantı problemi oldu. Tekrar ben sormak istiyorum. Evet, dinliyorum sizi. Üç öğrenme biçimini karşılaştırdığımız zaman hocam hangisi daha etkilidir ya da bir tanesi daha Hemen. etkilidir diyebilir miyiz? Evet, hemen ona geleyim. Fakat birazcık bir bilgi vereyim bu Tabii. öğrenme diye. Ondan sonra hemen ona geleceğim. Şimdi bireyselleştirilmiş öğrenmeye baktığımız zaman çok genel olarak baktığımızda öğrenci kendi kendine çalışıyor. Öğrencinin rakibi yine kendisi. Öğrencinin diğer öğrencilerle birlikte olması beklenmiyor. Örneğin şu andaki uzaktan öğretime baktığımız zaman gerçekten ne görüyoruz? Herkes bireysel olarak çalışıyor farkındaysanız. Ders amaçlarının her biri açısından önemi mesela burada da vurgulanıyor.
Değerlendirmeler burada da bireyseldir ve öğretmende, yardım etmede, destek vermede ve pekiştirmede temel kaynak niteliğini taşıyor. Kubaşık öğrenme diyorum ben buna, işbirliğine dayalı öğrenmeye geldiğimiz zaman burada önemli olan şu diyebiliriz. Kubaşık öğrenmede amaç her öğrenci için önemli olarak algılıyor. Kubaşık öğrenme dedim, işbirliğine dayalı öğrenme. Kubaşık sözcüğünü niye kullanıyorum? O da aslında Türkçe öz Türkçe bir sözcük ve işbirliğine dayalı öğrenme anlamına geliyor. Ara ara bunları kullandığım zaman lütfen karışmasın diye düşünüyorum. Şimdi işbirliğine dayalı öğrenmede farklı yetenekleri, gereksinimleri, öğrenme biçimleri olan öğrencilere göre kümeler oluşturuyoruz. Kümeyle dersin amacına ulaşma beklenen çabası ortak özelliklerin başında geliyor. Araçlar, gereçler, düşünceler paylaşıyor. Birazdan örnek vereceğim bununla ilgili. Öğretmenin burada rolü ortam düzenleyici ve birlikte yardımcı, destekleyici bir rolü bulunmaktadır. Şimdi kubaşık öğrenme aslında hemen birazcık işbirliğine dayalı öğrenme nedir üzerine kısaca durayım. Hemen bu üç öğrenme biçimini karşılaştırmaya çalışacağım. Şimdi işbirliğine dayalı öğrenme dediğimiz zaman öğrencilerin sınıf ortamında küçük karma kümeler oluşturarak ortak bir amaç doğrultusunda akademik bir konuda birbirlerinin öğrenmesine yardımcı oldukları, genelde küme başarısını değişik yollarla ödüllendiren bir öğrenme yaklaşımıdır. Yani öğrenciler ve sınıf içinde küçük karma kümelerde bir araya getiriyoruz ve bu bir akademik bir amaç doğrultusunda bir araya geliyorlar ve birbirlerinin öğrenmesine yardımcı oluyorlar. Bu bildiğimiz geleneksel kümelerden çok daha farklı. Hatta öğrenciyken sanırım hiç küme çalışması yapmış mıydınız? Evet. Değil mi? O küme çalışmalarında örneğin ne olurdu? Mutlaka bir başkan olur, yazıcı olur, değil mi? Sözcü olur. Ondan sonra her küme farklı konuları alır ve benzeri bu şekilde gidebilir. Ama şimdi biz işbirliğine dayalı öğrenme kümelerini nasıl oluşturuyoruz dediğiniz zaman mesela kesinlikle aynı özellikte olanlar bir araya gelmez. Mutlaka her kümede farklı cinsiyette öğrenciler olur. Örneğin dörder kişilik, idealinde de dörder kişilik kümelerdi zaten burada ama en fazla 4-5 kişilik kümeler oluşturur. Çünkü 6'dan fazla oluşturulduğu zaman o kümeler etkinliğini kaybediyor. Şimdi bu dörder kişilik kümelerde farklı özelliklerde öğrenciler bir araya alınır. Mesela cinsiyet farklılığına dikkat edilir. Örneğin neye dikkat edilir? Başarı en önemlilerinden biri. Akademik başarı düzeyi. Aynı akademik başarı düzeyinde olan öğrenciler bir araya o kümelerde getirilmez. Örneğin üst başarı düzeyinde, orta başarı, alt başarı düzeyinde öğrenciler bir kümede olur ve hep birlikte o dersin amaçlarına ulaşmak için birlikte çaba gösterirler. Şimdi ve bu yolla öğrenciler öğrenmeye çalışırlar. Şimdi birazdan yine kubaşık öğrenmeye döneceğim, etkili üzerine döneceğim ama bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Kazları biliriz, kazlar bildiğimiz. Hatta kas kafalı falan deriz ki bunu aşağılamak için de kullanılır insanlar. Ama kazlar işte öyle aşağılanacak hayvanlar değil. Şimdi bunun işbirliği dayalı öğrenme ilişkisini anlatmak için özellikle kazların niye V şeklinde uçarlar? Bilir misiniz? Hayır hocam. İşte onu çok yerlerde geçti bu zamanda ama bilim adamları kazların, bilim insanları kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırıyorlar. Araştırmaların sonunda da şu verilere ulaşıyorlar. V şeklinde uçulduğunda, yani şu şekilde uçulduğunda her kuş kanat çıktığından arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı yaratıyormuş. Böylece V şeklindeki bir formasyonu biçimde uçan kaz grubu birbirlerinin kanat çırpışları sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini %70 oranında artırıyormuş. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halini neredeyse ikiye katlıyorlar. Ki nedir? Bu da farkındaysın. Şimdi bu kaz grubu V grubu, bir kaz bu V grubundan çıktığı anda şu şekilde uçarlar. Zaten görmüşsünüzdür de şu şekilde uçtu. Kanat çırptı şeyde V grubundan çıktığı anda uçmakta ne yapıyor? Güçlük çekiyor. Çünkü tek başına o hızda uçamıyor.
Dolayısıyla tekrar gruba geri dönüyor. Şimdi R grubun başındaki giden gaz hiçbir hava akımından yararlanmıyor. Dolayısıyla en başta gittiği için yoruluyor. Bir süre sonra arkasındaki gelen gaz öne geçiyor ve o en arkaya geçiyor. Bakın, yoruldukça arkaya geçiyor, yoruldukça arkaya gidiyor. Örneğin burada ne var arkadaşlar? Birbirleriyle destek oluyorlar ve o şekilde çok uzun mesafeler alabiliyorlar. Eğer gruptaki bir kuş hastalanırsa ya da bir avcı tarafından vurup uçamayacak duruma gelirse, düşen kuşa yardım etmek için iki kuşla, iki kazla yanlarında gidiyor. O iyileşene kadar bekliyorlar ya da öldüğünde tekrar havalanıyorlar, başka bir kaz grubuna gidiyorlar. Yani o şeyde giden kaz grubuna. Bakın, aralarında korkunç bir ne var? Yardımlaşma var, farkındaysanız. Evet. Öyle değil. Bu yardımlaşma, aynı işte işbirliğine dayalı öğrenme de dediğimiz olayda da bu. Bakın, işbirliğine dayalı öğrenme kümelerinde, gruplarında başkan yoktur, yazıcı yoktur, sözcü yoktur. Herkes birbirlerinin öğrenmesinden nedir? Sorumludur. Sorumlu olmak zorundadır. Grup amaçları doğrusunda birlikte ne yaparlar? Çalışırlar. Aynı kimler gibi? Kazlar gibi. Ve paylaşılmış liderlik vardır. Yani birisinin başkanlığı ve benzeri. İşte biz sürekli olarak, mesela geleneksel öğrenme kümelerinde sürekli bir başkan vardı. O da hiç değişmez hemen. Ama burada sürekli öyle bir başkan yok. Herkes sürece ortak olarak ne yapar? Dahil edilebilir. Şimdi çok genel anlamda bunları söyledim. Sorunuza geliyorum şu anda. Sorunuz bunlardan acaba hangileri daha etkilidir diye. Tabii şimdi işbirliğine dayalı öğrenmeyle ilgili daha çok örnekler vermem gerekiyor. Nasıl işlediği süreci, nasıl işlediğine dair. Ama önceden gerçekten hangisi daha etkilidir diye sorduğumuzda, yarışmacı öğrenme mi, akademik başarı açısından baktığımızda, yarışmacı öğrenme mi çok daha etkili, bireyselleştirilmiş öğrenme mi, yoksa işbirliğine dayalı öğrenme mi dediğimiz zaman. Arkadaşlar, bunun üzerine şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bu konularla ilgili yüzlerce araştırma yapılmış. Ve gerçekten yalnızca cooperative learning diye girin, iki tarafına şey yaptığınız zaman arkadaşlar, internette en az 3-4 milyon web sayfasına ulaşmanız mümkün. Hala da üzerinde birçok çalışmalar yapılan bir alan aslında bu. Şimdi akademik başarı açısından bakıldığında yapılan birçok araştırma var. Biz meta analitik çalışmalar diyoruz buna. Araştırmaların araştırması dediğimiz araştırmalar. Yani belli konuyla ilgili olan yapılan işte yüzlerce araştırmanın sonuçları kısaca özetleniyor. Bir alan yazım taraması yapılıyor aslında. Oradan tabii bir takım teknik, istatistik tekniklerle ve benzeri bu gerçekten bu yöntemle etkinliği sınanabiliyor. Buna gibi yüzlerce araştırma incelenmiş ve bunun sonucunda ortaya çıkan şu: akademik başarı açısından en etkilisi işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi. Gerçekten yapılan yüzlerce araştırma bunu çok net, açık olarak ortaya koyuyor. İkinci sırada hangisi gelebilir? Sizce bireyselleştirilmiş öğrenme mi yoksa yarışmacı öğrenme? Ne dersiniz? Yarışmacı bence, eğer bana soruyorsanız, sanırım son sırada olabilir. İşte tam yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yarışmacı öğrenme ikinci sırada. Ya. Ben ikinci sırada olduğunu söylüyor. Neden ikinci sırada? Çünkü yine de bir etkileşim var. Yani evet, yarışmacı öğrenme de olumsuz da olsa, olumsuz da olsa yine bir etkileşim söz konusu. En az öğrenme etkisi bireysel, akademik başarısından en az etkisi bireyselleştirilmiş öğrenme olduğu dile getiriliyor. Yani araştırmalar bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Yani yüzlerce çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar bu. Peki, asıl bu akademik başarı açısından tamam. Yani bunu gördük. Fakat bizim eğitim sistemimizde en çok ikbal edilen yönlerden biri de şu: duygusal özellik. Yani duygusal özellikler, sosyal ilişkiler ve benzeri. Bunları nasıl etkiliyor? Acaba bunlar açısından durum ne diye sorduğumuzda yine bunlarla üzerine bir sürü araştırma var. Bir sürü araştırma. Bu araştırma sonuçlarında da kısaca söylemek gerekirse, birinci sırada hangisi? Hemen sorabilirsiniz. İşbirliğine dayalı öğrenme. Gerçekten arkadaşlık ilişkilerini artırıyor.
Ondan sonra kaygı düzeyleri azalıyor çocukların. Yani aklımıza gelebilecek birçok konuda psikolojik sağlık açısından son derece etkili olabiliyor gibi. Özellikle hem sosyal hem duygusal ilişkiler açısından oldukça etkili olduğu yine birçok araştırmayla ortaya konmuş durumda. İkinci sırada ne geliyor? Soruyorum bu sefer. İkinci Yarışma. sırada bireyselleştirilmiş yarışma mı? Yarışma. Hayır, Ya. bireyselleştirilmiş. Evet, ikinci sırada ortaya çıkan da bireyselleştirilmiş öğrenme. Çünkü en çok arkadaşlar duygusal gelişim açısından en büyük zararı veren yarışmacı öğrenme ve ne yazık ki ciddi anlamda korkunç etkileri oluyor. Çocukların üzerinde psikolojik anlamda da birçok soruna yol açabiliyor. Bu yüzden bu üç öğrenme biçimini karşılaştırdığımızda gerçekten araştırma bulguları bunu net açık olarak gösteriyor. En etkilisinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi olduğunu söylememiz mümkündür diyebiliriz. Öğretmenlerimden de sorular geliyor hocam. Bir yandan da onları da sormak istiyorum. Size Buyurun. soracağım sorular da var. Araya hem nasıl Bağlantı yapabilirim? bir sorun oldu galiba. Düzelecek hocam. Evet. Düzelecek şimdi. Duyabiliyor musunuz? Ben sizi duyuyorum şimdi. Tamam. Okul öncesi grupları için işbirliğine dayalı öğrenme nasıl olabilir? Hemen şey de söyleyeyim. Okul öncesi dönemde işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi üzerinde yapılmış olan araştırmalar işbirliğine dayalı öğrenmenin önemli ölçüde etkili olduğunu gösteriyor. Hatta ben bir öğrencimle okul öncesi dönemde özellikle ne şeyleri diyorduk onlara Kreşler mi? öz bakım becerinin kazandırılması üzerine bir çalışma yapmıştık ve işbirliğine dayalı öğrenme yönteminde var olan okul öncesi eğitim programdaki etkinlik birbiriyle karşılaştırmıştık. Ve işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının çok daha etkili olduğunu net biçimde ortaya koyduk. Tabii onlarla ilgili de aslında bir sürü ne yapıyoruz? Etkinlikler yapıyoruz. Ve bu etkinlikler yoluyla da mesela öz bakım becerinin artışında oldukça etkili olduğunu ne yapmış görmüş olduk. Özellikle yaratıcı drama ile birleştirilen kovaşık öğrenme ya da işbirliğine dayalı öğrenme etkinlikleri çok daha etkili oluyor. Bununla ilgili olarak şeyleri, özellikle konuyla ilgili yapılmış, Türkiye'de yapılmış, özellikle YÖK tezden indirebilirler. Orada araştırmalar var ve bunlarla ilgili etkinlikler var. İsterlerse bunlara rahatlıkla bakabilirler ve bu etkinlikleri uygulayabilirler. Örneğin Setenay Konya'nın, mesela bizim birlikte yaptığımız bir çalışma vardı. Setenay Konya, okul öncesi öğretmeninde yüksek lisans çalışması. Onun yaptığı bir araştırma var. Setenay Konya diye girerlerse, YÖK tezden onu indirebilirler. Çünkü orada yaptığımız tüm etkinlikleri koyduk oraya. Ve o etkinlikleri de uyguladık. Uygulama sonuçlarını da aldık. Ve öz bakım becerilerinin artışında, özellikle öz bakım becerileri açısından oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Tabii yapılan araştırmalarda şunu söyleyeyim. Okul öncesinden doktoraya kadar bakın. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, hatta doktora düzeyine kadar bakıldığı zaman işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin ciddi anlamda akademik başarı açısından da diğer duygusal, toplumsal ilişkiler açısından da çok etkili olduğunu ortaya koyuyor. Yani ilkokulda inanılmaz ölçüde etkili, onu söyleyeyim. Biz ortaokul, lise düzeylerinde yaptığımız araştırmalarda, Türkiye'de yaptığımız araştırmalarda da oldukça etkili olduğunu değişik ucumlarda ortaya koyduk. Tabii bu etkili olmasındaki temel öğeler nedir dediğimizde bir defa koşuk öğrenme kümelerinde yani işbirliğine dayalı öğrenme kümelerinde öğrenciler
küme amaçları doğrultusunda birlikte çalışıyorlar. Ve öğrenme sürecinde baktığımız zaman küme içinde birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oluyorlar. Bakın ideal bir kubaşık öğrenme ya da işine dayalı öğrenme sınıfında 40 dakikalık bir dersin en fazla 10 dakikasını öğretmen işler. Diğer kalan 30 dakikası, 30-35 dakika ve benzeri hep öğrenciler birlikte çalışırlar. Öğretmenin rolü orada rehberdir, rehber rolündedir. Ve tabii ki öğretmenin işi kolay mı diyeceksiniz burada? Hayır, kolay değil. Düz olarak ders anlatmak çok daha kolay aslında. Öğretmen orada birebir öğrencilerle ilişkiye gidiyor, kümelere gidiyor, kümeler arasında dolaşıyor. Onlara gerektiğinde ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Bunun dışında mesela çok önemli ikinci temel bir ilkemiz var. O da bireysel sorumluluk. Küme içinde her öğrenci bireysel sorumluluğunu yerine getiremediği takdirde küme hep birlikte başarılı olamıyor. Ve biz şunu diyoruz kümeleri oluşturduğumuz zaman da eğer diyoruz bireysel sorumluluklarını yerine getiremezseniz kendi bireysel sorumluluklarınızı doğrudan grubun başarısını ne yaparsa etkileyebilirsiniz diyoruz. Şimdi burada özellikle işine dayalı öğrenme kümelerinde en önemli etken nedir biliyor musunuz? Akran öğretimidir. Şimdi akran onunla öğretim. İlgili soru geldi hocam zaten. Ben de. Onunla ilgili tam bir hocam sormuştu. Akran öğrenmede hani işbirliği yöntemiydi, işbirliğiyle öğrenmede nasıl bir yöntem izlenmelidir diye. Tamamen akran öğretimine dayalı. Evet. Ve yapılan araştırmalar yine şunu gösteriyor. En etkili öğretim akran öğretim. En etkililerinden biri. Çünkü neden? Bakın bir bu işine dayalı öğrenme kümelerinde farklı başarı düzeyindeki öğrenciler yer alıyor. Bakın üst başarı düzeyinde bir öğrenci ne yapıyor? Arkadaşlarını öğretiyor. Bakın öğrettiği zaman da bir defa öğretme süreci içinde baktığınız zaman bir arkadaşına daha iyi anlatabiliyor. Çünkü aynı dili konuşuyor. Aynı dili konuştukları için aynı bakış açılarına, yaklaşık benzer bakış açılarına sahipler. Benzer dili konuşuyorlar. Çünkü her şeyde kuşağa baktığınız zaman her kuşağın dili çok değişiyor. Örneğin bizim kuşakta mesela sizin kuşak arasında evet. Şimdi sizin de şeyi düşünün, diğer çocukları düşünün, öğrencileri düşünün. Önemli olan işte kuşak farkı. Dolayısıyla kuşak farklarına oluşan yeni bir dil geliştiriyorlar, yeni bir anlam geliştiriyorlar. Şimdi bu açıdan baktığımızda biz öğretmen olarak ne kadar söylersek söyleyelim, anlatamadığımız şeyleri kim anlatıyor arkadaşlar? Orada öğrenciler birbirine anlatıyor. Ya diyor, biraz amiyane söyleyeceğim ama, ya diyor işte onu zulaya atacaksın diyor. İşte bu diyor ya, bu anlamı bu. Şimdi öğretmen olarak biz bunu söyleyemeyiz mesela. Arka sözcükler de kullanamayız ya da herhangi bir şey de kullanamayız. Ama o kendi dilinde öğrenci arkadaşlarına öğretebiliyor. Tabii burada zaten kubaşık öğrenmenin, işbirliği dayalı öğrenmenin temeli burada. Akran öğretimi ve öğrencilerin birbirlerine öğretmesi süreci. Ve en etkilisi, bakın öğrenciler birbirine öğretirken neler yaşanıyor dediğiniz zaman, bakın birbirine öğretirken değişik stratejiler geliştirmek zorunda. Bir şeyi öğrenmenin yolu, en iyi yolu nedir? Bir soru sorayım. Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu nedir? Deneyimlemek, yani uygulamak. Deneyimlemek çok güzel, doğru yanıt. Ben şu şekilde diyorum. Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu onu başkasına öğretmektir. Çünkü bakın, işbirine dayalı öğrenme kümelerinde de, bakın, öğrenci bir konuyu arkadaşlarına öğretiyor. Arkadaşına öğrettiği zaman ne oluyor? O konuyu öğreniyor. İyice öğreniyor. Çünkü arkadaşına öğretmek stratejiler geliştiriyor. Örneğin bir matematik problemi çözdürecek. Mesela matematik çok etkili işbirliğe dayalı öğrenmeye. Matematik problemi çözdürecek. Fakat bir türlü anlatım işte şöyle oluyor, böyle oluyor. En sonunda işte başka bir yol buluyor. Bakın yine çok önemli etkisi var. Eleştirel yaratıcı düşünme becerinin geliştirilmesi açısından çok etkili. Yapılan yüzlerce çalışma diyeceğim yine gerçekten çok fazla çalışma var. Bunlar da bu eleştirel yaratıcı düşünme beceri açısından da oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Onun için akran öğretimi temeldir ve akran dili zaten kullanılıyor ve
Bunların da ötesinde arkadaşlık ilişkileri çok önemli ölçüde geliştiriliyor. Hiç kimse birbirini aşağılamıyor kümelerde. Ne yapıyor? Çünkü kümenin başarılı olabilmesi için hepsinin katkı sunmak zorunda. Tabii burada ayrıntıları anlatamıyorum. Belki başka şeyde sırf belli bir tekniklerden giderek bu ayrıntıları anlatmam mümkün olabilir ama şu anda tüm ayrıntılara giremiyorum ama şu küme başarısını çok basit anlamda söylüyorum ama böyle değil. Mesela her kumaş öğrenme çalışmalarında, işbirliğine dayalı öğrenme çalışmalarında şunu yapıyoruz. Küme belli bir konuyla ilgili mutlaka sınava giriyor. Küçük küçük sınavlar. Ama öğrenciler bireysel olarak sınava giriyorlar. Kümece birlikte girmiyor. Tüm öğrenciler sınıf 30 kişilik sınıf. 30 kişi bireysel olarak sınava giriyor. Şimdi bireysel olarak girdikten sonra o 4 kişilik küme içindeki öğrencilerin puanları toplanarak küme başarısı elde ediliyor. Ama bu kadar basit değil. Yani bunu öylesine bir kafamızda oluşsun diye söylüyorum. Hatta böyle de hesaplanmıyor. Hepsinin katkı düzeyine göre küme başarısı belirleniyor. Örneğin bir çocuk diyelim ki şeyde başlangıç düzeyinde 10 puan almış. Daha sonra bir sınav oluyor ve sınavdan 20 puan alıyor. Bakın 10'dan 20'ye çıkmıştır bu öğrenci. Grubuna katkısı nedir? 10 puandır. Ama bir başka öğrenci, başarılı bir öğrenci, 70'lik bir öğrenci 70'ten 75'e çıkıyor. Onun katkısı 5'tir. Varsa 5 puandır. Evet. Mesela bu katkı puanlarından yola çıkarak şunu sağlıyoruz. Hiçbir öğrenci akademik başarısı farklı diye birbirini ne yapıyor? Aşağılamıyor. Ve daha arkadaşın daha ileri gitmesi için ne yapıyor? Çaba gösteriyor. Tabii değerlendirmeyle ilgili çok daha farklı yönleri var. Ama buradaki temel nokta şu. İşbirliği adayla öğrenmede değerlendirme yaparken mutlaka öğrencinin ilerleme düzeylerini biz ne yapıyoruz? Dikkate alıyoruz. Evet. Ve öğrenciler arasında da zaten öyle bir hal oluşuyor ki olumlu bir bağımlılık oluşuyor. Olumlu bir bağlılık oluşuyor. Ve bu bağlılık devam ediyor. Ve hemen şunu da dile getirmekte yarar var. Aslında bu kümeler, başka önemli kümeler, aslında toplumun da bir şeyini oluşturuyor, örneğini oluşturuyor. Çünkü toplumda da hepimiz neyizdir? Farklı başarı düzeyindeyizdir. Farklı duygusal özelliklerimiz vardır. Hepimiz farklı özellikler taşırız. Mesela kümeleri oluştururken demin söylemiştim. Başarı, akademik başarı düzeylerine göre oluştururuz. Akademik başarı düzeyi çok önemli. Çok önemli. İşte cinsiyet. Öncelikle bunlara dikkat. Fakat daha başka özelliklerini biliyorsak, örneğin varsayalım ki farklı etnik kökenli öğrenciler var. Aynı etnik kökenli olan öğrencileri bir araya toplamazsınız. Onları da farklı kümelere dağıtırsınız. Yani farklılıklar içinde birliktelik anlayışını oluşturmaya çalışırız. Bu farklılıklarımızla biz bakın zenginiz, biz farklılıklarımızla birlikteyiz. Mesela bu kümeler devam ederken, mesela aynı kümeyle bir dönem boyunca devam etmezsiniz. Bir kümeyle varsayalım ki işte 3 hafta çalıştınız. 3 hafta devam ya da 4 hafta. Sonra bunu değiştirirsiniz tekrar. Tekrar başarı düzeylerini ve benzeri dikkate alarak yine farklı kümeler oluşturur. Yani öğrencilerin tek bir kümede gitmesi de sağlamaz. Tüm sınıf içinde, neredeyse bir dönem içinde her öğrenci bir başka öğrenciyle birlikte olur. Zaten en büyük sıkıntılarımızdan birisi o değil midir? Şu değil midir? Sınıflarda da bunu çok karşılarız ya da hepimiz öyleyiz aslında genelde baktığımız zaman. Daha kişi girdiği anda tipine göre karar veririz. Değil mi? Hele son dönemlerde gençlerde de çok fazla var ya hani elektrik alma olayı. Ne demekse yani, elektrik bu alınıyor. Onu pek bilmiyorum ama ya da pozitif enerji oluyor şu bu ve her neyse ben bu tür kavramları çok hoşlandığım kavramlar olmadığı için. Benim frekansıma uymuyor diyebiliyoruz ya da. Şimdi bu çerçevede baktığımızda hemen bir hüküm veriliyor. Ben üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımızdan da biliyorum. Ya 4 yıl okuyup sınıfla hiç konuşmadığı arkadaşlar. Halbuki bizim bazen işbirliği adayla öğrenme yöntemleri uyguladığımız, eskiden de burada şimdi kalabalık sınıflar falan olunca uygulayamıyoruz ama
eskiden uyguladığımız mesela sınıflarda şeyde bu işbirliğine dayalı öğrenme yöntemlerini kullandığımız zaman, daha birinci sınıfta hele uyguladığımız zaman öyle bir iklim oluşuyor ki herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirleriyle çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi bir masaya oturduğunuz zaman tabii ki orada yalnızca şey gelişmiyor. Ders yapmıyorsunuz. Birbirinizi tanıyorsunuz. Orada ilişkiler kuruluyor ve benzeri. İnanın bu tür sınıflar dördüncü sınıfın sonuna kadar çok iyi arkadaşlık ilişkileri kurabiliyorlar. Ama o ilk geldikleri anda önce. Neden? Çünkü ne yapıyor? Aa, bu bana uygun değildir diyor. Aa, bunun tipi böyle. Aa, şu şöyle. Aa, şu farklı görüşler. Şu şöyle. Halbuki bir araya oturdukları zaman ister farklı görüşler olsun, ister farklı tipler, ister farklı din olsun, ne bileyim ne olursa olsun fark etmiyor ki. Önemli olan insan ilişkileri. Ve bu ilişkiler içinde birbirlerinin farklılıklarını anlıyorlar. Birbirlerine değer vermeye başlıyorlar. Yani aslında demokrasinin gelişmesi açısından da son derece önemli. Yani baktığımız zaman demokratik ilişkilerin geliştirmesinde, örneğin benim yaptığım mesela doktora tezim de bu demokratik ilişkilerin gelişmesi üzerineydi. Demokratik tutumların gelişmesi üzerine. Mesela bu yaptığım araştırma sonucunda da demokratik tutumların önemli ölçüde geliştiğini ortaya koymuştuk o zamanlar. Fakat birçok araştırma net olarak bunları ortaya koyuyor. Tabii ki işbirliğine dayalı öğrenme dediğim zaman birçok şeyi var, konusu var. Yalnızca işte bir strateji yöntem gibi gözüküyor ama en az gerçek tam anlamıyla verebilmek için mesela öğretmen arkadaşlarım ve benzeri bunun en az 30-40 saatlik bir ders niteliğinde olması gerekiyor. Neden olması gerekiyor? Çünkü kümeleri nasıl oluşturacağız? Örneğin. Kümeler oluşurken nelere dikkat etmemiz gerekir? Kümeler ne yapacağız? Bunlar apayrı konular. Peki kümeleri oluşturduk. Hadi çocuklar işbirliği yapın demek de işbirliği olmuyor. Onları alıştırmamız gerekiyor. İşbirliği yapma davranışlarını kazandırmamız gerekiyor. Bunları davranışları kazanmak için bir sürü etkinliğimiz var. O etkinlikleri uygulamak gerekiyor. Hangi tekniği kullanacağız? Yapılandırmış, yapılandırılmamış. Bir sürü teknik var. Bu teknikleri kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bazı alanlar örneğin sırf matematiğe özgü teknikleri var. Başka öğrenme ya da işbirliğine dayalı öğrenme teknikleri var. Ne bileyim Türkçe'ye ilişkin, sosyal bilgilere ilişkin ve benzeri. Hem genel hem de özelleştirilmiş teknikleri var. Ama hangi şey olursa nasıl değerlendireceğim? Mesela sırf değerlendirme yapmak son derece önemli. Değerlendirme yaptıktan sonra mesela bu tür kümelerde değerlendirme yapılır ve sonuçlar kümeye verilir. Ve kümedeki öğrenciler bir araya gelerek biz nerede hata yaptık diyerek o kendi hatalarını bulmaya, bunları nasıl hataların üzerinden birlikte çalışırlar, birlikte yaparlar. Ve benzeri şeyler. Yani işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi bir kez daha tekrarlamam gerekiyorsa ciddi anlamda gerek akademik başarı, gerek toplumsal ilişkiler, gerekse duygusal özellikler, dışsal özellikler açısından birçok öğrenme yöntem ve tekniğine göre oldukça etkili. Ve son dönemlerde öğretmen arkadaşlarımızda şunları çok iyi bir sürü stratejiler çıktı, yöntemler çıktı, teknikler çıktı ve benzeri. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her türlü strateji, yöntemi, tekniği işbirliğine dayalı öğrenme kümelerini rahatlıkla uygulayabilirler. Rahatlıkla uygulayabilirler. Örneğin beyin temelli öğrenme. Gerçekten işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerine baktığınız zaman bu beyin temelli öğrenmeyle ilgili birçok etkinliğin işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerini kullanabileceğini görebilirler. Mesela probleme dayalı öğrenme yaklaşımları ya da stratejileri var. Şimdi bunlar olsun, ne bileyim proje temelli öğrenmeler ve benzeri birçok bu tür öğrenme stratejinin, tekniklerini, yöntemlerini işbirliğine dayalı öğrenmeyle birleştirerek rahatlıkla kullanabilirler diyebilirim kısaca. Birkaç sorum olacak hocam. Hepsini hızlıca sormak istiyorum. Öncelikle bir öğretmenim şunu sordu. Öğrenme Pardon. kümelerinde Evet. tamam.
Öğrenme kümelerinde hocam arkadaşlarını zayıflatan, işte grubun başarısını etkileyen arkadaşların dışlama durumu nasıl dengelenmelidir? Yani O böyle bir güzel bir soru. durumda nasıl başa çıkılır? Evet, öğretmen arkadaşlarımızdan gelmiştir. Çok büyük olasılıkla böyle bir soru. Bunu önlemek için ne yapılıyor? Biz ona uygun olarak bir değerlendirme sistemi oluşturuyoruz. Yani bu dışlamamaları açısından. Çünkü dışlanabiliyorlar. Doğru, doğru bir soru sordu arkadaşımız. Güzel bir soru sormuş. Şimdi bu dışlanmayı nasıl engelleyebiliriz? Yaptığımız değerlendirme sistemi demin bahsetmiştim. Mesela bir katkı puanları dediğimiz puanlarımız var. Şimdi öğrenci diyelim ki 20'lik bir öğrenci. 20'lik bir öğrenci var. Mesela o kümede 4 kişi bir küme oluşturduğumuzu varsayalım. Birinci bir öğrencinin o kümeye girdiği zaman başarısı 20. İkinci öğrencinin 50 varsayalım. Üçüncü öğrencinin 70. Üçüncü öğrencinin de 95 olduğunu varsayalım. Şimdi bu öğrenci, her öğrencinin gruba katkısı daha farklı olacaktır. Şimdi 95 alan öğrenci eğer bu sınavda, yapılan sınavda 93, 92 alırsa grubuna katkısı sıfırdır. Yani hiçbir katkısı yok. Şunu istiyoruz. O 95'lik öğrenci de o başarısını devam ettirsin istiyoruz. Örneğin 95 ile 100 arasında her zaman puan aldığı zaman grubuna katkı puanı her zaman 3'tür deriz. Örneğin bir sistemde 3 olarak şey yaparız ama kendi puanından aşağıya düşerse katkı puanı belli bir puan veririz. Katkı puanı sıfırdır. Katkı puanı sıfır düştüğü takdirde. Örneğin alt başarı düzeyindeki öğrenci 20 puandı, 30 puana çıktı. Şimdi 10 puan eğer yükseltme sağlıyorsa varsayalım biz buna grubuna katkı puanı 3'tür deriz. Örneğin 4 puanlıysa katkı puanı mesela 20 iken 24 oldu. Bir katkı puanı vardır. İşte 20 iken 25, 20, 26, 27 oldu varsayalım. İki katkı puanı. 10 ve üzerinde ise 3 katkı puanı sağlar grubuna. Orta başarı düzeyindeki bir öğrenciyi ele alalım. O öğrenci 50 puanlık bir öğrenci. Bu 50 puanlık öğrenci 55 yaptı sınavda. Bakın 5 puanlık bir katkı sağladı. 5 puan yükseltti. Bu 5 puanın katkısı nedir? Grubuna katkısı 1 puan. 1 olarak geçer. Şimdi topladığımız zaman aslında 20'den 30'a çıkan öğrenci grubuna en büyük katkıyı sağlayan öğrencidir. Dolayısıyla bakın gruptaki her öğrenci birbirine ne yapmak zorunda? Destek olmak zorunda. Başarısının daha üstüne çıkmak zorunda. Biz işbirliğine dayalı öğrenme kümesi şunu da istemiyoruz. Başarılı öğrenci daha da daha ileri düzeye çıksın istiyoruz. Ve böylece ne yapamıyor öğrenci de, o başarılı öğrenciler, diğer arkadaşları da hep birbirlerini geliştirmek zorundalar. Geliştirmedikleri sürece zaten grubun birlikte başarılı olması mümkün değil. Dolayısıyla her öğrenci kendi gücüne uygun olarak grubu da ne yapıyor? Katkıda bulunuyor. Bunu şu şekilde değerlendirmemiz. Bakın toplum olarak yaşadığımız zaman hepimiz aynı başarı düzeyinde miyiz? Aynı yeterlikte miyiz? Hayır. Mesela böyle bir kurum içinde yaşıyoruz. Burada hizmetlisi var, memuru var, öğretmeni var, öğrenci. Bakın hepsi ayrı bir katkı sunuyor. Bilgi işlemiyle, bilmem neyle, şuyla, buyla. Bakın hepimiz kendi gücümüzle katkıda bulunuyoruz. Ve toplumda şu yanlış bir yanda işte kapitalist bir sistem içinde yaşıyoruz. Her şey yarışmadır ve benzeri. Evet birçok kurtlar ama bireyler yarışmıyor farkında mısın? Yarışan gruplar. Yani örneğin bir varsayalım işte bir Koç grubu, bilmem Sabancı şimdiden ya da bilmem ne grubu. Bir sürü şeyler var. Holdingler bilmem her neyse. Bakın o gruplar kendi içinde işbirliği yapmazlarsa grup olarak başarılı olma şansları yok. Başarılı olamazlar. İşbirliği yapmak zorundalar. Birbirleri yarışarak ancak o kurumu ne yaparlar? Tüketirler. Örneğin
Lefke Avrupa Üniversitesi olarak biz hepimiz birlikte işbirliği yapmazsak başarılı olma şansımız var mı? Tabii ki yok. Bakın şu anda işbirliği yapıyoruz. Siz geldiniz, işte Bartın'ın İlim İl Eğitim Müdürlüğü işbirliği yapıyoruz. Bakın bunlar hep işbirliği. İşbirliği. Çünkü yaşam işbirliğine dayalı. Dolayısıyla bunu biz neye uygulamalıyız? Aslında sınıfa da uygulamalıyız. Sınıfta gelişen bu işbirliği yaşamda da kendini gösterecektir. Örneğin gidip evet bu salgın döneminde birçok kişi ekmek yapmayı öğrendi evde. Ama evde de işbirliği yapıyoruz. Kimlerle işbirliği yapıyoruz yine? Aile arasında işbirliği yapıyoruz. Ekmek yapılması ve benzeri gibi derken. Biz fırınla işbirliği yapıyoruz. Fırından ekmeğimizi alıyoruz. Öyle değil mi? Okula gidiyoruz. Okuldaki çocuğumuzu götürürüz zaman öğretmenlerle işbirliği yapıyoruz. Bir okulun başarılı olması kendi içinde ne kadar işbirliği yaptığına dayalı. Örneğin bir sınıftaki öğrencinin başarısı dediğimiz zaman bir sınıfın gruptaki hep birlikte yaptığı işbirliğine dayalı. Birbirlerine ne kadar şey yaparlar, yarışmazlarsa, birbirine destek olurlarsa ve benzeri o sınıf birlikte çok daha ileri düzeye kadar çıkabilirler. Örneğin mesela biz işbirliğine dayalı öğrenme gruplarında mesela sınıfta baktığımız zaman mesela o grubun başarılı olması için mesela bir şey koyarız. Grupları da birbirleriyle yarıştırmayız. Evet, Grupları onu da soruyor birbirleriyle çünkü hocalarımız. ne yapmasını isteriz? İşbirliği içinde olmasını isteriz. Örneğin deriz ki mesela grubun ortalaması. Tabii değişik hesaplamalar ben 100 üzerinden dediğimi varsayın. Grubun her grup 60'ın üzeri mesela ilk başlarda grubun ortalaması 60 olan her küme 60 ortalamanın geçtiği zaman başarılıdır deriz. Mesela bu başarılı olması tüm sınıfa yaygın olarak. Mesela ne yaparız? Giderek yükseltmeye başlarız. Bununla da yetinmeyiz. Hatta öyle şey isteriz ki bu sınıflar arasında işbirliği yapmaya başlarız. Mesela sınıflar arası işbirliği nasıl olacaktır? Bunda da gerekirse öğrenci değiş tokuş. Mesela çok istediğim şeylerden biri ilkokullarda ve benzeri. Ben mesela ilkokullarda bir öğretmenin birinci sınıftan alıp dördüncü, beşinci sınıfa kadar gitmesine kesinlikle karşıyım. Çünkü ne olursa olsun yani öğretmen arkadaşlarımız olumsuz, olumlu yaptığı anlamında söylemiyorum. Bazen bir öğrenciye bir görüyoruz işte şu konuda başarısız diye bir algı oluşuyor. O dördüncü sınıfa, beşinci sınıfa kadar devam ediyor. Ve o çocuk öğretmenin kafasında ne oluyor? Başarısız olarak damgalanıyor. Damgalandığı anda da bu şeye kadar. O yüzden mesela işbirliği yapısı, ara sıra öğretmenler sınıfları değiştirse, başka sınıflarda derslere girseler, birbirlerine katkı bulunsa. Bakın bunun başarılı olması için gerçekten öğretmenlerin de işbirliği yapması gerekiyor. Halbuki öğretmenler de yarışıyor birbirleriyle. Ben çok iyi öğretmenim, ben çok iyi şey öğretmenim. Bize araştırma bulgusu, ben size söyleyeyim. Düz anlatım yöntemi, mesela şu anda benim yaptığım aslında sınıfta olsaydı düz anlatım yöntemiyle ders anlatmış olacaktım bu şekilde. Dersimi de anlatıyorum. Bakın bu durumda çok iyi bir öğretmenin, düz anlatım yöntemi kullanan çok iyi bir öğretmenin anlattığı konuların öğrenci kalıcılığı yaklaşık %13, 14 ya da 12, 13, 15 diyelim. Kötü bir öğretmenin kalıcılığı %11, 12. Çok farklı değil. Yani niye göre kötü, niye göre iyi diyoruz o ayrı bir tartışma konusu. Yani kendinizi bu tür geleneksel yöntemler kullandığınız takdirde bu anlattıklarınız öğrencilerde kalıcılığı son derece düşük. Ama işbirliğine dayalı öğrenme kümelerinde arkadaşlar baktığımızda kalıcılık çok fazla. Bunu şuna benzetebiliriz. Bakın işbirliği yapan bir sınıfa girdiğiniz zaman o sınıfta gürültülü bir sınıftır. Evet. Gerçekten. Ama kuru gürültü değildir. Öğrenciler birbirleri öyle bir çalışmaya dalarlar ki diğer yandakileri duymazlar. Bunu şuna benzetebiliriz. Örneğin bir kafeye girdiğini varsa, kafeye kalabalık bir kafeye. Neyle karşılaşırsın? Diyelim gürültü. Kalabalık bir kafeye girdiğimiz zaman Büyük bir gürültü değil mi?
Ama o gürültü ne zaman geçer biliyor musun? Arkadaşlarınızla bir masaya oturduğunuz anda Sohbet etmeye başladığımızda. çünkü orada birbirinizle bakın ilgileniyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hele dedikodu varsa işin içinde hiç duymazsınız zaten. Şimdi burada yaptığımız olay nedir? Bakın hiçbirisini duymuyor. Aynı sınıflarda böyle. Bir sınıfta gürültü yoksa o sınıfta hiçbir şey üretilmiyor anlamına gelir. Tabii ki bu kuru gürültü anlamında demiyorum. Mesela öğretmenlerimiz biz de aynı şekilde yani öğretmenlerimizi söylerken biz de işte gürültü olmasına de uğraşıyoruz. Ki ense düzeni diyorum ben. Yani ense düzeni dediğim olay da şu. Sıraları böyle arka arkaya sıralıyoruz. Herkes birbirinin ensesini görüyor. Böyle bir düzende öğrenciler uyumasında ne yapsın? Bir de düz anlatım yöntemiyle ders anlatıyorsanız. Halbuki bakın işbirine dayalı öğrenme kümelinde öğrenciler birbirini görüyorlar. Birbiriyle iletişim kuruyorlar. Yandaki gruplarla iletişim kuruyor. Öğretmenleriyle çok iyi iletişim kuruyor. Çünkü bir soruları olsa öğretmen yanına gidiyor. Onu çağırıyorlar. Şuraya anlamadık bize katkıda bulunabilir. Öğretmen gerektiği zaman çok zayıf öğrencileri yanına alıp onlara birebir öğretim yapma şansına sahip olabiliyor. Öğretmen gidiyor, birebir öğrencilerle ilişkiler kurabiliyor. Bakın duygusal ilişkiler gelişiyor, arkadaşlık ilişkileri gelişiyor, öğrencileri olan sevgisi artabiliyor ve benzeri şeyler söz konusu. O yüzden işte böyle bir sınıfta gürültü ama nasıl bir gürültü? Üretime yönelik bir gürültüdür. Duymazsınız. Duymazsınız. Aynı bir kafede olduğu gibi ya da bir kahveye gittiğinizde olduğu gibi herkes oyununa dalmıştır. Halbuki hele bir de okey oynanıyorsa, Türkiye'de çok oynanır burada kahvelerde okeyler falan. Orada felaket de gürültü olur. Ama oyuna başladığında hiç kimseyi duymaz. Çünkü sizin ilgi alanınız nedir? Orası olur. Tek rahatsız olacak kimdir? Öğretmendir. Ama işte bu şeyi azaltma yöntemleri nedir? Mesela bunların üzerinde yöntemlerimiz var, tekniklerimiz var. Gürültüyü nasıl azaltırız kulaşık öğrenme kümelerinde ya da işbirine dayalı öğrenme sınıflarında gürültüyü azaltmanın yöntemleri var. Bunu nasıl yaparız ve benzeri bunlar hep ayrı bir konu. Örneğin işte gürültüyü azaltmak için neredeyse 1-2 saatlik bir ders konusu. Yani onu nasıl azaltırız, sınıf yönetimini nasıl sağlarız, sağlarken nelere dikkat etmeliyiz ve benzeri gibi. Tabii Evet. istenmedik öğrenci davranışlarında da önemli ölçüde azalma olduğunu görebilecekler öğretmenler. Evet Bunları hocam, zamanımız da çok azaldı aslında. Hemen size iki soru daha sormak istiyorum. Öncelikle kubaşık öğrenmede özel eğitimin yeri nedir, önemi nedir? Bunu sormak istiyorum. Ve hemen ardından da İşbirliğine dayalı öğrenme için metotlar anlatan kitapları tavsiye edebilir misiniz hocam? Sadece 5 dakikamız var. peki, şimdi özel eğitim alanında, işbirliği öğrenme ile ilgili özel eğitim alanında yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar da işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin oldukça etkili olduğunu gösterdi. Yani özellikle özel gereksinimli çocukların, özel gereksinimli çocuklar üzerine yapılan araştırmalarda oldukça etkili olduğunu ortaya koyuyor. Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı sınıflarda işbirliğine dayalı öğrenme yöntemleri çok etkili. Ki neden? Çünkü bu kaynaştırma sınıflarında da bu gruplar içinde bu öğrenciler alınıyor. Bakın katkı düzeyi diyoruz. O katkı, o çocuklar da kendi güçlerince katkı sağlıyorlar. Dolayısıyla bakın o farklılıklara da alışmak açısından farklılıklar içinde birliktelik anlayışı alışmak açısından da çok önemli ölçüde ne yapabiliyor? Katkı sunabiliyor. Şimdi işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi değişik kavramlarla Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Bunlar, ben kubaşık öğrenme sözcüğünü kullanıyorum. Bunu kullanmamın da bir nedeni var kubaşık sözcüğünü kullan. Kısaca onu açıklamak Hocam istiyorum. çok az zamanımız var. Onu tekrar hatırlatayım. Sadece Zaman 3 dakikamız diyorum var. ona. İşbirlikli öğrenme kavramı var. İşbirliğine dayalı öğrenme. Yani bunlar bu şekilde kullanılabiliyor. Bununla ilgili kitaplar var.
kitaplar var. Ama çok ayrıntılı yazan, böyle tüm boyutlarıyla ve benzeri henüz bir kaynak olduğunu söylemem çok zor, onu söyleyeyim. Ayrıntılı yazılan. Bir zamanlar işte böyle bir kitabı yazmaya kalkışmıştık ama sonradan ne olduysa bir türlü kitabı bitiremedik. Umarım önümüzdeki süreçte böyle bir kaynak kitap şey yapacağız. Yalnız Türkiye'de de araştırma çok oldu, çoğaldı. Bunun için araştırmalara bakabilirler. Özellikle araştırmaların, deneysel araştırmaların ekler kısmında neler yapıldığı çok açıkça ortaya konuluyor. Bununla ilgili ilk kitabı yazan, İşbirlikte Öğren ve Kamile Ün Açıkgöz tarafından yazılmış bir kitap var. Fakat onun baskısı yok şu anda gördüğünüz. Yine İşbirlikte Öğrenme adıyla değişik birkaç kitap daha var. Sanırım PGM ya da Nobel yayınlarından mı neydi? Oradan çıkan birkaç kitap var. Şimdi tam olarak isimlerini şey yapamıyorum. Öğretmen arkadaşlarımız bunlardan yararlanabilir. Benim var Kupaşık öğrenmeyle ilgili ama benim araştırma kitapları olduğu için orada da isterlerse yararlanabilir ama yeni baskısı da yok onun. Şu an için bu kadar. Bir de bu şeylerde, işbirliğine dayalı öğrenme yönteminde kullanılan teknikler ve birçok aslında şey kitaplarında yer alıyor. Öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili kitaplarda genelde yer alıyor ama çok ayrıntılı verilmiyor. Çok kısa kısa geçiliyor. Ki diğer stratejiler de öyle çok kısa geçiliyor. Dolayısıyla tabii bir o derste bu tür strateji yöntemleri öğrenmek de gerçekten çok zor diyebilirim. Hocam çok Teşekkür çok ediyorum o teşekkür ediyorum. zaman. Çok Sanırım teşekkür ediyorum hocam katkılarınızdan dolayı. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Müfit Kömleksiz hocam bugün canlı yayında konuşmacı konuğumuzdu ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çok kıymetli öğretmenleri de misafirimizdi. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum Lefke Avrupa Üniversitesi adına hocam. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim o zaman. Sağ olunuz. hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.